Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, sesi de duyduğunuz üzere çıtır mı çıtır, lezzetli mi lezzetli. Bugün balık filesi kızartacağız. Gerçekten balığı çok çok daha seveceksiniz arkadaşlar. Bu kaplamayla inanılmaz lezzetli oluyor. Ve bir de bol sebzeli makarna ile buluşunca 10 numara 5 yıldız, gerçekten bizim sevdiğimiz menüler arasında yer alıyor. Daha önceden tavuklu olan menümüzü paylaşmıştım. Bugün de sizlere balık fileli menümü paylaşmak istiyorum. Evet, 4 tane balık file kullandığım balık arkadaşlar, bazen kabelya oluyor, bazen pangus file oluyor, bazen sander file oluyor. Türkçe olarak levrek filesi, morena balık filesi, bu şekilde kılçıklarından ayrılmış file kullanacağız. Evet, sosumuz için ilk etapta asitli su kullanıyoruz, soda kullanıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir bardak kadar kabımıza döküyoruz. Daha sonra bir bardak un, bir çay bardak mısır irmiği, yarım paket kabartma tozu, yaklaşık bir çay kaşık kadar tuz. Hamur harcımızı güzelce çırpma teliyle çırpıyoruz arkadaşlar. Pürüzsüz kıvam olana kadar. Katı olmayacak, biraz akıcı bir kıvam olacak. Daha sonrasında suyun tekrar ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim de eklediğim gibi. Su miktarını ben şişeden direkt koyduğum için bardak olarak ölçmemiştim. Göz kararı arkadaşlar, yaklaşık bir su bardağı artı bir çay bardağına yakın asitli, yani soda su kullandım. Evet, harcımız hazır. Şimdi balıklarımızı lezzetlendireceğiz. Balıklarımızın önünü ve arkasını tuz ve karabiber ile lezzetlendiriyorum. Dilerseniz sarımsak ezebilirsiniz. Dilerseniz soya sosu serpebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu kez sade kullanmak istedim. Sadece tuz ve karabiber. Daha sonra un ile balıklarımı her tarafını kaplıyorum. Evet. Bütün balık filelerini unla kaplıyorum. Evet, unla kaplamış olduğum balık filelerini hazırlamış olduğum hamur harcına buluyorum. Gördüğünüz gibi her tarafına gelecek şekilde hamurla kaplıyorum. Evet, bir taraftan da tavaya sıvı yağ koyuyorum ve yağımın ısındığından emin oluyorum. Bu şekilde test yapabilirsiniz sizler de. Kürdanı batırıp eğer kürdanın etrafında böyle cızırtı olursa, baloncuklar çıkmaya başlarsa artık yağımız ısınmış demektir. Balık filelerimizi içerisine koyuyoruz ve iki taraflı kızartıyoruz. Orta derecede arkadaşlar, çok yüksek ateşte pişirmeyelim. Yüksek ateşte pişirirsek dışı çok çabuk yanacak ve içi çiğ kalacak. Bunun için orta ateşte balıklarımızı kızartalım. Evet, kızartma yapmışken bir de sizlerle sohbet etmek istedim. Benim kullandığım son şişelerim gerçekten kızartmak için arkadaşlar. Almanya'da sıvı yağ yok. Yaklaşık 3 haftadır marketlerde sıvı yağ bulamıyoruz kızartmak için. Kolza yağı yok, ayçiçek yağı yok, ondan sonra mısır yağı yok. Hiçbir şekilde kızartma yağı yok arkadaşlar. Savaştan dolayı, Ukrayna ve Rusya'dan dolayı yağ sıkıntımız var. Gaz sıkıntımız var. İnanılmaz derecede sıkıntılarımız var. İnsanlar aşırı derecede alışveriş yapıyorlar. Un bile tükenmiş durumda. Bazen
Un bile yetişmiyor arkadaşlar. Acaba sizin orada durumlar nasıldır? Sizler nerede yaşıyorsunuz? Eğer yoruma yazarsanız sevinirim. Birazcık bilgi alışverişi yapalım istedim. Bu arada balık filelerimi gördüğünüz gibi altın renk alana kadar güzelce kızarttım. Çıtır çıtır oldular. Artan hamur parçalarını da bu şekilde birer kaşık tavaya döktüm ve kızarttım iki taraflı. 3 tane de lokmacık kızartmış hamur parçam oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık balık filelerimi bu şekilde dilimlere kesiyorum. Servis yaparken çok da güzel oluyor. Evet, ben bol sebzeli Çin makarnası yaptım. Tarifimi de daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Yaparken kısaca sizlere tekrardan çekmek istedim ama detaylı tarifimi arkadaşlar diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Tavaya zeytinyağı aldım ve doğramış olduğum sarımsakları ve acı biberi şöyle kısa bir süre soteledim. Sonrasında hemen ince doğramış olduğum havuç dilimlerini ekliyorum. Onları da güzel bir çevirip kavuruyorum. Sebzeleri çok öldürmemeye bakıyorum. Kabak, kırmızı kapya biberi, karnabahar vardı elimde. Varsa brokoli kullanabilirsiniz. Elinizde olan sebzeleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Soya sosu ile lezzetlendiriyorum. Damak zevkinize göre soya sosunu ekleyebilirsiniz. Ben iki çeşit soya sosu kullanıyorum. Koyu ve açık olarak koyu olan daha çok yoğun bir tadı var ve rengi daha çok koyu. Bunun için ikisini de kullanıyorum ben. En sonunda pırasaları ekledim. Şöyle yüksek ateşte soteledim. Sambal ölek, acı sos kullanıyorum. Sarımsak tozu kullandım. Tekrardan lezzetlendirmek için. Austen sosu kullandım. Dediğim gibi arkadaşlar, sizler damak zevkine göre lezzetlendirebilirsiniz. Makarnaları sıcak suda yaklaşık bir 10 dakika kadar beklettim, tuzlu suda. Sonrasında tepsilerime ilave ettim ve karıştırdım. Eğer suyu azsa da haşlamış olduğumuz, yani suda beklettiğim sudan makarnalara ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde menümü hazırladım. Makarna, sebzeli makarna yerine pirinç pilavı da yapabilirsiniz. Çok yakışıyor bu balığa. Evet, servis tabağıma. Pardon, unuttum arkadaşlar. Makarnamıza iki tane de yumurtayı çırpıp bol tereyağında kızarttım. Çırpılmış yumurtayı daha sonra makarnama ekledim ve karıştırdım. Evet, servis tabağıma makarnalardan aldım. Dilimlemiş olduğum balık filesini de üzerine koydum. En sonunda soya sosu serperek servis yaptım. Tabağımın kenarlarına da acı sos döktüm. Bizler bu şekilde afiyetle yedik. Burada videoyu kapattıktan sonra ince dilimlere doğramış oldum. Yeşil taze soğan da serptim arkadaşlar. Eğer varsa mutlaka kullanın. Evet, balık filelerimin üzerine de biraz soya sosu gezdirdim. Bu şekilde tabağımı bu şekilde hazırladım. Bizim evin en sevilen menüler arasında geliyor. Tarifimi de yapınca sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü Instagram story'de sürekli atıyorum ve hep tarif istiyorsunuz. Ben de detaylı bir şekilde tarifimi paylaşmak istedim. Tavuklu olan kaplamayı da yapın arkadaşlar. Eğer ördek filesi varsa ördekli olan tarifimi de yapabilirsiniz. Hepsi müthiş lezzetli oluyor. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle.
Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.